Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Muğla Marmaris'ten devam ediyor efendim. Özellikle park bahçe, proje çizimi ve peyzaj çalışmaları deyince akla gelen isimlerden bir tanesini ziyaret ettik. Siz değerli izleyicilerimiz için efendim Eda Kansu. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek, izliyoruz. 2 Mayıs 95 doğumluyum. Aslen Burdur'da doğumluyum ama mesleğimi Marmaris'te icra ediyorum. 2 yıldır ofisim açık. Isparta mezunuyum, Süleyman Demirel. Hem peyzaj mimarlığıyla hem iç mekan tasarımıyla ofisimi 2 yıldır bu şekilde devam ettiriyorum. Peki peyzaj mimarlığı deyince genelde ne gibi çalışmalarınız oluyor? Şöyle küçük ölçeklerden yani park villa bahçelerinden bir kent peyzajına kadar birçok ölçüye çıkabiliyoruz. Tabii ki şu anda bulunduğumuz konum itibariyle daha çok villa bahçeleri, otel bahçeleri, apart bahçeleri. Şu an sektör gereği bu şekilde çalışıyorum. Peki iç mekanlara gelirsek, iç mekanlarda genelde yaptığınız çalışmalar, konseptler neler oluyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Ya bu şöyle biraz müşterinin talebiyle ilgili bir şey. Herkesin çünkü hayata ve keyfi bakış açıları çok farklı olabiliyor. Genelde müşteri talebiyle çalışıyoruz. Aslında kendimiz... Evet, aynen öyle. Kendim harmanlayarak işte o an alanın enerjisi bana neyi yapmamı söylüyorsa, ne kulağıma fısıldıyorsa o şekilde çalışıyorum. Ama kendi konseptimde daha böyle rahat çalıştığım alanlarda sıfır atık ev aslında projesinde uygulanan bir projeyle yola çıkmıştım ben de. Nedir efendim bu proje detaylarından biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki evdeki kullanabildiğiniz bütün ürünlerden bahsedeyim. Yani parfüm şişelerinden kağıt ürünlerine ya da yediğimiz içtiğimiz her şeye kadar. Yani %100 geri dönüşümle ilgili bir şey. Neler oluyor mesela bunlar? Şöyle yediğiniz bir işte meyvenin kabuğundan yeni bir gübre yapıp bahçenizde kullanabilirsiniz. Atık kağıtlardan kese kağıdı yapıp işte pazar alışverişlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz gibi yani tamamen %100 geri dönüşüm ve ben iç mimar tasarımlara daha çok ofisimde dahil olmak üzere buna yöneldim. Bir şeyi sıfırdan alıp onu oraya koymaktansa daha böyle dokusu ve anısı olan şeyleri böyle ufak dokunuşlarla değiştirerek alana uyumlamak beni böyle daha çok tatmin eden bir şey. Yani aynı zamanda göze de hitap eden bir şey. Gerçekten nostaljik duruyor ve hani peki bu dönüştürme süreçlerini neye göre ya da nasıl yapıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Bu süreç nasıl bir süreç, bu dönüşüm süreci? Şöyle önce alanda kullanabileceğim ürün nedir? Yani benim çıkış noktam nedir? Ya da evde yapacağım herhangi bir şeydeki benim elimdeki malzemem, ürünüm nedir? Bunun üzerinden birçok şeye çıkabiliyorum. Onun yerine işte eklemelerle, ilavelerle ya da farklı dokunuşlarla ya bazen hiç aklınıza gelmeyecek bir tane yerdeki taş bile o an mekanda çok değerli bir parça olabiliyor. Ama tamamen dediğim gibi alanın enerjisiyle ilgili bir şey. Alan benden neyi talep ederse ben onu sunuyorum, öyle söyleyeyim. Yani sadece aslında kanal oluyorum çünkü içeri girdiğim zaman içerisi ya da peyzaj için de öyle. Bana diyor ki beni işte ağaçsa beni buraya dik diyor ya da ne bileyim bir rafsa beni buraya koy diyor bana böyle ve ben onu yapıyorum. Bu şekilde gidiyorum yani. Anlat bakalım Türkiye şu an sizlere Muğla Marmaris'ten seslendi efendim. Eda Kansu ile siz değerli izleyicilerimize çok güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle pandemi sonrası bazı değerlerin anlaşıldığını ve bu değerler üzerinde nasıl yürümemiz gerektiğini kendisinden dinledik. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.